Kuyumculuk sektörünün yeni sesi Kuyum Haber'den herkese merhaba. Bugün kuyumculuk sektörü açısından çok önemli bir yere sahip olan İstanbul Kuyumcu Kent'i konuşacağız. Çok da önemli bir konuğumuz var. Kuyumcu Kent İşletme AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevzat Sudaş. Sayın Sudaş, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sayın Başkanım, isterseniz hemen Kuyumcu Kent'i konuşmaya başlayalım. Neden bu kadar önemli Kuyumcu Kent ve Türkiye'de bu kadar örnek alınan bir proje? Haklısınız. Son derece önemli bir proje. Bunun sebebi şudur. 15 sene evveline kadar, 20 sene evveline kadar malumunuz Kapalı Çarşı'da kahir ekseriyetli imalatçılarımız, esnaflarımız çok iftidai bir şekilde çalışıyorlardı. Bütün imkansızlıklara rağmen orada mesleklerini icra ediyorlardı, imalatlarını yapıyorlardı. Aşağı yukarı 2000 yıllarından önce Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı iken bu sıkıntıları Kapalı Çarşı'da gördü. Biz bir kooperatif kurmuştuk. O kooperatifle bu yeri İBB'den satın aldık. Yani kendi öz paramızla. Çok ciddi bir proje geliştirdik. Dolayısıyla aşağı yukarı 3-4 sene kadar sürdü ama neticede böyle devasa bir proje efendim yapılmış oldu. Esnaflarımız, imalatçılarımız da bu kadar geniş bir alanda her türlü teknik özelliklere sahip bir mekanda çalışma fırsatı buldular. Bundan dolayı son derece tabii hem ülkemiz için hem de dışarılar için takdire şayan bir durum arz etti. Ticari bir merkez, efendim üretim merkezi, finans merkezi, dolayısıyla bütün böyle bu tip özellikleri sinesinde toplayan bir entegre kuruluş oldu. Aşağı yukarı 2004 yıllarında açıldı. 350 bin metrekare kapalı alanı olan, efendim şu anda 3000'e yakın esnafı olan 2700-800 civarında ve de hepsinden daha önemlisi 22-23 bin çalışanı olan böyle bir entegre kuruluş. İmalatçılar var, efendim, parakendiciler var, toptancılar var, yan hizmet mağazaları var. Dolayısıyla kuyumla ilgili her türlü konuma cevap verebilecek özellikle, nitelikte esnaflarımız burada cem oldular. Dolayısıyla imalatlarını yapıyorlar, satışlarını yapıyorlar. Hem iç bünyemize, yani Türkiye'nin içindeki bütün şehirlerimize hizmetini veriyorlar. Hem de ihracatlarını yapıyorlar. Böyle bir katma değer sağlıyorlar ülkeye. Sayın Başkanım, şimdi söyledik, bu Kuyumcu Kent gerçekten parlayan bir yıldız. Farklı illerde de artık örnek alınmaya başladı. Hem Kahramanmaraş'ta hem Trabzon'da yeni projeler hayata geçti. Bura örnek alınıyor. Bu projelerle ilgili neler söylüyorsunuz? Size gelip danışıyorlar mı, fikir alıyorlar mı bu konuyla ilgili? Gayet tabii. Yani biz Türkiye'de bir ilkiz efendim. Son derece de modern bir şekilde aletlerimizle, edevatlarımızla bu hizmeti vermekteyiz. Gelip zaman zaman burayı örnek alarak bunun küçük bir projesini de biz yapalım şeklinde çok ciddi istişareler, görüşmeler olmuştur. Nihayet buyurduğunuz gibi bazı şehirler de bunu küçük bir ölçekte de olsa gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Şimdi tabii bunu gerçekleştirirken zamanın, mekanın ve insanların, esnafların ihtiyaçlarına göre cevap verebilecek özellikle nitelikte olmalı. Mesela Kapalı Çarşı'dayken imalatçı arkadaşlarımız imalatını yaparken hatırlarsınız orada bir gün, iki gün yüzlerce güvercin ölürdü. Asitten, siyanurda falan. Böyle çevreye son derece zararlı olan bir üretim yapılıyordu. Oysa ki burada Kuyumcu Kent'te efendim sadece arıtmaya biz o tarihte dünyanın yatırımını yaptık. Yani 25 milyon dolara yakın bir yatırım yapıldı ki şimdi son derece çevreye hem duyarlı hem de oradan geri dönüşüm yapıyoruz. Her sene yine 5-6 kilo altın tekrar geri geliyor. Dolayısıyla şu anda biz burada
hem çevreye son derece duyarlılık gösteriyoruz, hem de üretimde ciddi manada pratiklik, niteliklik, sıhhatlilik, çeşitlilik ve bilhassa da ayar güzelliği olarak esnaflarımız, insanlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Yaklaşık yılda 700 tona yakın altın imal ediliyor Kuyumcu kentte. Bunun 350-400 tonu 138 ülkeye ihraç ediliyor. Dolayısıyla cari açığa çok ciddi manada bir katma değer sağlıyoruz. Bu bakımdan da tabi takdire şayan bir özellik arz ediyor. Burada sadece diğer şehirdeki bizim esnaflarımız veyahut dernek başkanlarımız veyahut da kuyumcuyla ilgilenen arkadaşlarımızdan ziyade dış ülkelerden de bu tip teklifler geliyor. Mesela Sudan'dan daha evvel gelmişti, Moritanya'dan efendim bize danışmanlık yapın, bunun küçük bir ölçeğini biz de yapalım şeklinde. Böyle butik teklifler geliyor. Biz bunlara da destek vermeye, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu tesisi kurmadan evvel kooperatif zamanında da acizane ben vardım. Mesela biz Dubai'ye gittik, Almanya'ya gittik, Fransa'ya gittik. Bütün Avrupa ülkelerini gezdik. Acaba daha iyisini, daha güzelini nasıl yapabiliriz şeklinde. Ve bu ölçekte Türkiye'de bırak, dünyada hiçbir yerde yok, sektörel bazda. Çok şükür bu bakımdan gerçekten takdire şayan bir hizmet olmuştur, bir gayret olmuştur. İnşallah umarız ki hem esnaflarımıza, hem ülkemize, hem de insanlığa bu hizmet devam eder, daha güzel şeyler yakalayabilir, çalışabiliriz. Başkanım, hemen pandemi sürecine de geçelim isterseniz. Bütün sektörler pandemiden ister istemez etkilendi. Kuyumcu kent nasıl etkilendi? Şu an son durum nasıl? Pandemi meselesi maalesef yani ülkemizin, insanlığın bir kaderi diyelim, makus bir kaderi diyelim. Bu herkes nasibini aldı. Ülkemiz de aldı, bizler de aldık. Kuyumcu kent olarak haliyle bizler de aldık. Çünkü toplu bir yaşam merkezi var burada. Aşağı yukarı 20 bin kişinin üzerinde, 25 bine yakın insan toplu bir şekilde çalışınca ister istemez etkileniyoruz. Esnaflarımız tabii bazıları çok mağdur oldular. İmalatlarını yürütemediler. Efendim, kiralarını, aidatlarını ödeyemediler. Biz onlara destek olduk. 2 ay, 3 ay efendim kiralarını almadık. Destek olduk. Bu arada tabii yabancı esnaflar da buraya itibar ettiler. Özellikle Araplar. AVM'mizde bir hayli 200-300'e yakın yabancı esnaflar burada geldi, yer aldılar veya kiraladılar. Onlar da icraî faaliyet göstermeye başladılar. O da Kuyumcu kentin değerini hem mülk olarak hem de efendim cazibe merkezi olarak bir hayli artırmaya, güzelleştirmeye, tercihe şayan bir duruma getirmeye vesile oldular. Ama bu pandemi tabii herkes etkiledi, bizi de etkiledi. Bizim masraflarımız yükseldi. Efendim hijyenik olarak, bu temizlik olarak bunlara son derece dikkat ediyoruz. Asgari ölçüde bu kağıtla veyahut da hastalıkla burayı geçirmeye çalışıyoruz. Bunu da belli ölçüde ciddi manada başarıya ulaştırdık. İnşallah umuyoruz, temenni ediyoruz ki kısa zamanda bu aşıyla da daha ciddi bir rahatlık olsun. Esnaflarımız, AVM'lerimiz cumartesi, pazarda açılsın ve daha güzel işler yapılsın, ticaretler yapılsın, milletimizin, esnafın da yüzü gülsün diye umuyoruz, bekliyoruz inşallah. Efendim, peki bu süreçte tabii sadece kuyumcu esnafımız yok. AVM'nin içinde. Ayrıca hem düğün salonu, çok yine gelinlik satılan dükkanlar var. Onlar nasıl etkilendiler? Onlar da etkilendiler. Hele bilhassa tabii bu düğün salonlarını işleten arkadaşımız daha çok etkilendi. Malum düğünler, nişanlar, toplu toplantılar iptal edilince onlar daha da çok etkilenen restoranlar, kafeler, bunlar tamamen belli ölçüde bir atölye tarz etti. Yani aktiflikleri giderildi. Çok pasif bir şekilde icraî faaliyet gösterebiliyorlar. Bunların mağduriyetleri daha büyük. Bu arada buyurduğunuz gibi bizim sadece burada kuyum
nikahla ilgili değil, yine düğünle, nişanla ilgili birçok yan hizmetler de verilebiliyor. Yani gelinlikçimizden, abiyecimizden, davetiyecimizden, tekstilimizden, beyaz eşyadan, yani düğün yapmak isteyen efendim herkes bütün ihtiyaçlarını rahatlıkla A'dan Z'ye buradan görüp gidebilecek nitelikte, özellikle burada iş yerlerimiz var. Hatta bir adım ötesi büyük bir nikah salonu yaptık. Bunu da bila ücret belediyemize tahsis ettik. Belediyen Bahçelievler Belediyesi'nde bütün nikahlar burada kıyılır. Dolayısıyla evlenmek isteyen gençlerimiz hem ihtiyaçlarını buradan alırlar hem de nikahını burada yaparak efendim o mutluluğa kavuşurlar. Başkanım, peki şimdi toparlanma açısından pandemiden sonra aşıyla birlikte yavaş yavaş bir toparlanma aşamasına geçiliyor. Yeniden esnafın toparlanması için sizin de desteğiniz olacak mı? Gayet tabii, biz burada bunun için varız. Biz bir hizmet şirketiyiz. Yani Kuyumcu Kent İşletme AŞ olarak kar amacı gütmeyen, hizmet ön planda tutan bir şirketiz. Dolayısıyla bunların daha aktif, daha bereketli, daha verimli çalışmaları için her türlü desteği yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Umuyoruz ki inşallah kısa bir zamanda bu sıkıntılar belli ölçüde izale edilir, azalır ve esnaflarımız, insanlarımız da daha eski haline dönerek icra-i faaliyetlerine devam ederler. İnşallah daha huzurlu, bereketli günler göreriz diye umuyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Söylediğimiz gibi Kuyumcu Kent tüm Türkiye'nin göz bebeği. Kuyumculuk sektörü açısından herkesin gözü burada. Peki neden önemli Kuyumcu Kent ve neden kuyumcular için bu kadar hayati öneme sahip? Pandemi sürecini nasıl geçirdi? Bundan sonra ne gibi adımlar atılacak? İşte bu önemli konuları konuştuk. İstanbul Kuyumcu Kent'i konuştuk. Kuruluşundan bugüne gelene kadar hangi projeler hayata geçti? Esnaflar için hangi adımlar atıldı? İşte bunları masaya yatırdık. Çok da önemli bir konuğumuz vardı. Kuyumcu Kent İşletme AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevzat Sudaş'la konuştuk Kuyumcu Kent'i. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.